Burada çok kısaca şu oldu. Popülist akımlar Orta Doğu gibi ülkelerde batıcılık, milliyetçilik veyahut da yabancı gayrimillilik, batıcılık söylemini kendi ülkelerine popülist söylemde elit ve halk ikilemine çevirdiler. Dolayısıyla Polonya gibi kilisenin, Katolik kilisesinin çok kuvvetli olduğu ülkelerde halkın tabanının gayet dindar olduğu varsayılıyor ve baştaki parti buna dayanarak Batı elitizmi, Brüksel, Avrupa bir yanda, bizim kendi öz kimliğimiz şeyini kullanarak aslında hukuksal çoğulculuğu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani aslında bu rejimlerin manevraları, Polonya olsun, Macaristan olsun, demokratik alanı daraltmaya yönelik. Bunu yaparken de halka, biz sizi gözlüyoruz, biz sizin değerlerinizi temsil ediyoruz mesajını veriyor. Yani ikili bir manevra. Tabii bu Avrupa'dan ihraç edilmeye kadar varan bir takım zorluklar yaratıyor. Bu ama her ülkede öyle oluyor. Yani şeyde, Brezilya'da onun bir varyasyonunu, her yerde tek tek örnek olarak baktığınızda aynı dinamikleri görüyorsunuz. Burada bir biz yaratmak, bir düşman yaratarak ötekileştirme politikaları üzerinden kültür hegemonyasını temin etmek ve bunları yaparken de sessiz sedasız çoğulculuğu teminat altına alan kurumları yıkmak. Hepsi bunu yap. O zaman icraya daha çok yer vermek, iktidarı gittikçe, fakat yürümüyor. Niye? Çünkü Polonya'ya baktığımızda sokaklara milyonlarca insanlar dökülmeye başlıyor. O kadar ki Polonya hükümeti o en sert kürtaj yasasından geri basmak zorunda kaldı. Tutturamadılar. Şimdi şöyle bir şey var. Bu toplumların sosyolojik gerçekleriyle, hem aile olsun hem kadın ilişkileri olsun, devletlerin dayatmaya çalıştığı cinsiyet rejimi birbiriyle uyuşmuyor artık. Yani bu işi o kadar kolaylıkla yapamıyorlar. Hiçbir yerde. Ben toplumsal cinsiyetin değişme biçimlerinde büyük sosyolojik değişmelerden söz etmedim bugün. Ama onlar da çok önemli. Yani bugün Türkiye'de 3'ten fazla çocuğu dayatmaya çalıştığımızda demografik şeylere bakın, olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü gelinen noktada işsizlik, pahalılık vesaire de erkeklerin aile geçindirme potansiyelleri azalıyor. Kadınlar zaten iş hayatında, zaten kamusal alanda, bu cini şişeye geri sokmak mümkün olmuyor. Yani bu tam ona benziyor. Cin çıkmış şişeden, siz onu geri sokmaya çalışıyorsunuz. Kadınlar kamusal alanda, kadınlar çalışıyor ve onların gelirine ihtiyaç var sadece. Sadece kendini geliştirmek için değil, parasal nedenlerle çalışıyor. Erkeklik krizine hiç girmiyorum. Yani erkeklerin tek ve en önemli ailede geçimi sağlayan bireyler olarak konumunu koruma meselesine hiç girmiyorum. Çünkü o apayrı bir konu. Yani o çoktan yıkıldı. Dolayısıyla efektif olarak hem aile yapılarında hem de kadın erkek ilişkilerinde dünya çapında son derece köklü, önemli ve uzun vadeli değişiklikler var. Şimdi bu değişiklikler yokmuşçasına bir altın çağ, yani böyle milli değerlere dayalı, kadınların sadece doğurduğu vesaire bir toplum özlemine girişmek zaten beyhude. Yani daha fazla uzatmayayım.
bu bence.